Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere daha öncesinden tanıttığım Vibahmet'in ürünü olan içli köfte aparatı ile içli köfteler yapmıştım. Bu kez aparatın farklı ek parçası geldi ve bununla farklı şekil içli köfte yapacağım. Videoda gördüğünüz gibi önceki çektiğim içli köfte aparatı. İçli köfte aparatının iç kısmında bulunan ek parçayı çıkartıyorum. İçerisine yeni gelen üçgen şeklindeki ek aparatı yerleştiriyorum. Aynı şekilde kapatma kısmındaki diğer parçayı da değiştiriyorum. Çektiğim videoları beğeniyorsanız eğer beğen butonuna basmayı Destek amaçlı kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim. Yerleştirme işlemi bittikten sonra üzerine yandan ve alt kısımdan kestiğim buzdolabı poşetini yerleştiriyorum. Yapmış olduğum içli köfte hamurundan Sevizden bir tık küçük şekilde parçaları alıp aparatın içerisine yerleştiriyorum. Bir önceki videomda içli köfte hamurunun tarifini vermiştim, oradan bakabilirsiniz. Üzerine tekrardan kesmiş olduğum buzdolabı poşetini yerleştiriyorum ve aparatın diğer kısmını üzerine kapatıp bastırıyorum. Elimle de birazcık hamurun üzerine bastırıyorum ve tekrardan aparatı kapatıp birazcık daha bastırıyorum. Buzdolabı poşetini açıp iç harcını doldurmaya başlıyorum. Söylemiş olduğum gibi içli köftenin tarifi bir önceki videomda var. Oradan izleyebilirsiniz. İç harcını tek tarafa dolduruyoruz. Diğer tarafı üstüne geleceği için boş bırakıyoruz. Kapatmadan önce mutlaka kenarlarına su sürüyoruz. Sonrasında harç koymadığımız tarafı kapatıp bastırıyoruz. İçli köfteleri aparattan tek tek çıkartıyoruz. Açılan kısımları su yardımıyla birleştiriyoruz. Bu içli köftenin şekli diğer içli köftenin şekline göre daha küçük. Aynı işlemi diğer hamurlara da uyguluyorum. Şu zamana kadar yaptığım içli köftelerin hiçbirinde çatlama dağılma olmadı. Bakalım bu içli köftenin kalınlığı nasıl olacak merak ediyorum doğrusu. Gelelim kızartma aşamasına. İçli köftelerimi teker teker kızgın yağa atmaya başlıyorum. Ben genelde içli köfteyi yağa attıktan sonra bir arkalı önüne hemen bir çeviriyorum. İki tarafa da yağ ile buluşturuyorum. Şu anda gördüğünüz üzere içli köftelerimin hiçbirinde çatlama dağılma söz konusu değil. İçli köfteler kızardığına göre sunuma geçelim. Bu içli köftelerin şekilleri çok güzel görünüyor. Peki kalınlığı? Hemen bir tane keselim. ve incecik bir içli köfte. Ve bir taneyle yetmiyorum. Bir tane daha keseceğim. Bakalım onun da inceliği aynı mı? Gerçekten çok ince duruyor. Bu şekli ben çok beğendim. Hem inceliğiyle hem de görselliğiyle çok güzel. Ben bu aparatla 1 dakikada 4 tane içli köfte yaptım. Bence çok güzel bir aparat. Deneyecek alanlara şimdiden afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorumlar kısmından yorum bırakmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomda görüşürüz. Hoşçakalın.